her sektör adına çok motive edici. Hem reklam verenler açısından hem de ajanslar açısından. Reklam veren markaların ödüllerle ünlendiğini görüyoruz. Bu da rakipleri adına biz niye yapamadık, biz ne yapmalıyız ki biz de ödül almalıyız gibi bir duygu oluşturuyor. Ajans tarafına bakarsak zaten o çok büyük bir hem mutluluk hem gurur, o da bir ün. Hem ajans adına hem işte emeği olanlar adına. Yine kazanamayanlarda şöyle bir duygu oluşturuyor. Biz ne yapabiliriz, nasıl bir dahaki seneler kazanabiliriz bu ödülleri, nerede hata yapıyoruz, yapış şekillerimizi nasıl değiştirelim. Bunlar hepsi çok motive edici ve güzel şeyler ama kısa dönemli olması beni üzüyor. Yani ödüller veriliyor, böyle bir konuşuluyor bir ay, iki ay diyelim. Ondan sonra genelde bu sönüyor. Benim arzum sönmemesi ve bir dahaki sene için hemen o dakikada çalışmaya başlanılması gerekiyor. Bu böyle son bir ayda akıl edilip yapılacak bir iş değil. Bu kadar madem önemsiyorsak bunu yıllık iş planımızın içine koymamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bence üç tane ana nokta var başarıya giden yolda. Birincisi amaçları olan markalar var. Bunu çok önemsendiğini düşünüyorum ve takdir edildiğini düşünüyorum. Yani yapılan işin bireysel veya toplumsal bir fayda sağlaması jüri üyeleri tarafından takdir görüyor gerçekten. İkincisi tabii ki hani şu an en büyük mecra da diyebileceğimiz dijital. Dijital anlamda harmanlanmış ve sonuca ulaşmış kampanyalarda ön plana çıkıyor. Üçüncü olarak ne diyebilirim? Artık veri var biliyorsun, iyi işlenmiş, doğru metotlarla kullanılan verilerden üretilen kampanyalar, onların sonuçlarına göre yapılan kampanyalarda dikkat çekiyor. Ama sonuçta hepsine bakarsak ana nokta nedir? İşin yaratıcı bir şekilde hikayeleşmesi. Yani çok yaratıcı bir iş ne olursa olsun mutlaka jürinin dikkatini çekiyor. En öne çıkan sektörler e-ticaretti tabii ki. Yani bu yıldız sektör olarak adlandırıyoruz geçen sene için bunu. Sırf e-ticaret firmaları değil, daha gelenekselleşmiş markalar da tüketicilere ulaşabilmek için tabii ki bu konuda e-ticaret üzerinden kampanyalar yürütmeye başladılar. Bu da bence dikkat çekiciydi. Onun için çok başvuru alacağını düşünüyorum bu kategorilerden. Ama yine de genel olarak düşünürsek, yani FMCG, sağlık, perakendenin zorlayıcı sektörler olacağını düşünüyorum. Tabii ki her sektörden iyi işler katılacaktır, mutlaka beklentime o yönde. Ama hani en yoğun olacağını, bizim en çok zorlanacağımız kategorilerin bunlar olacağını düşünüyorum açıkçası. Benim tavsiyelerim şöyle, ilk önce sizler tarafından yazılan açıklamaları çok iyi okumaları. Tane tane bunu iyice özümsemeleri, hangi kategoriye başvuracaklarına çok doğru karar vermeleri, başvuruları kısa ve net yazmaları gerekiyor. Zaten iyi ise kısa ve net bir şekilde, sade bir şekilde yazıldığında hemen dikkat çekiyor. Yani süslemeye çok fazla gerek yok. Birden çok kategoriye başvuruyorlarsa, her kategoriye göre ayrı bir yazılım olmasını, yani videoları bir daha çekin demiyorum, çok masraflı olduğunu biliyorum çünkü. Ama en azından açıklamalarında bir farklılık getirmelerinde çok büyük fayda görüyorum. Çünkü aynı işi 3 defa, 4 defa görmek jüriyi çok yoruyor. Ve farklı farklı kategoriye girip aynı şeyleri yazmanız çok anlamlı olmuyor bence. Çok jüride bulunmuş birisi olarak bunları söyleyebilirim. Daha önceki senelerde kazanan işlere refere edebilirler açıklamaları yazmak açısından. Bunları tavsiye ediyorum. Şimdi bütün işler çok değerli. Hepsinin çok iyi işler olduğuna eminim. Ama biz en değerlileri seçmek zorundayız tabii ki. Kazanamayanların da üzülmemesini, denemekten vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum. Son olarak da çeşitli sebeplerle katılamayan işler oluyor, fikirler oluyor, hayata geçirilmemiş. Bunlar için de her zaman bir sonraki sene yeni bir Feliz olacak diyorum.